Merhaba, bu videonun konusu iki profili üst üste çakıştırma. Buna örnek olması amacıyla iki tane profili tanımlı güzergah oluşturdum. Bir de arazi modeli var. Öncelikle bu güzergahların profillerini çizdirelim. Daha sonra birini diğerinin üstüne çakıştıralım. Profillerin çizdirilmesi ile ilgili detaylı bilgiye sağ üstteki butondan ulaşabilirsiniz. Birinci güzergah anayol güzergahı. Diğeri de B kolu isminde bir güzergah. Anayol güzergahı soldan sağa doğru kilometresi artıyor. B kolu da buradan başlıyor, böyle devam ediyor. Şimdi bu güzergahların profillerini çizdirelim. Daha sonra bu çizdirdiğimiz profilleri üst üste çakıştıralım. Öncelikle anayolun profilini çizdirmek için anayol güzergahını seçiyorum. Ribbon menüsünde Profile View butonunu basıp açılan yerde direkt Create Profile View butonunu basıyorum. Uygun bir yere yapıştırıyorum. Profil oluştu. Aynı şeyi B kol için de yapalım. Güzergah seçiyorum. Profile View butonuna basıp direkt Create Profile View butonuna basıyorum. Onu da yanına yapıştıralım. Her iki profil de oluştu. Şimdi bu küçük olanı büyük olana çakıştıralım, ekleyelim. Yani B kolunun profilini anayol profiline ekleyelim. Bunun için Ribbon menüsünde Home sekmesinde Profile menüsünü kullanacağız. Bu menüde Create Superimpose Profile butonunu kullanacağız. Basalım. Komut satırındaki yönergeleri takip edelim. Select Source Profile yani yapıştırılacak olan yani taşınacak olan profili seç diyor. Biz kısa olanı taşıyacağız. Profil çizgisinin üstüne tıklıyorum. Komut satırında Select Destination Profile View yani üzerine yapıştırılacak olan profili seç diyor. Anayol profilini seçeceğiz. Profile View dediği için profilin herhangi bir yerine tıklayabilirim. Tıklayalım. Açılan pencerede Limits kısmında profili kilometre olarak kısıtlayabiliyoruz. Kısıtlamak istersek kutucukları işaretleyip kilometreleri buraya tanımlamamız lazım. Ben kısıtlama yapmayacağım. Accuracy kısmında yani hassasiyet kısmında yatay ve düşey hassasiyet oranı var. Default değerlerle devam ediyorum. Tamam butonunu basıyorum ve profil oluştu. Stilini değiştirerek rengini değiştirelim. Çan renk olsun. Yapıştırdığımız, taşıdığımız profile bakarsak profil bu şekildeyken nasıl oluyor da buraya eklendiğinde böyle bir görünüm oluyor diye düşünebilirsiniz. Bunun sebebi şu. Şöyle açıklayabiliriz. Soldan sağa doğru giderken B kolunun güzergahına ilk temas ettiği nokta burası. Bu noktadan sonra da B kolunu iki noktada kesiyor. Yani anayolun bu kilometresine denk gelen B kolu profilinin iki tane noktası var. İki nokta şeklinde devam ediyor ve artık şu noktadan itibaren tek noktaya düşüyor. 2 nokta 2 nokta devam ediyor. Şuradan itibaren tek nokta, tek bir değer söz konusu. Bunu daha iyi görebilmek için güzergahın etiketlerini oluşturalım. Etiketler eklemek için güzergahı seçiyorum. Sağ klik, Edit Alignment Labels butonuna basıyorum. Açılan yerde Major Station seçiliyken buradan kilometre artı profil kodunu seçiyorum. Add butonuna basıp aşağıya eklenmesini sağladım ve tamama basıyorum. Yaklaşalım. Burada soru işaretleri var. Etiketi tekrar seçiyorum. Properties penceresinde şuradan anayol profilini seçiyorum. Görüldüğü gibi anayolun profil değerleri her bir kilometre değerinin altına eklenmiş oldu. Bunun nasıl yapıldığını merak edenler varsa Süper Etiket videosunu izleyebilirler. O videoya ulaşmak için de sağ üst köşedeki butonu kullanabilirler. Şimdi aynı etiketi B koluna da ekleyelim. Bir çizgi çizdim. Dikkatli bakarsak kilometre artış yönünde hareket ederken şuralara bir yere geldiğimizde kod 5677'lerde buradaki kod da 5392, 5425 yani bu arada bir yerde 54 diyelim 54 civarında. Profillerde de durum bu şekilde mi ona bakalım. Burayı da kodlandırmamız lazım. Profili seçip etiket ekleyeceğiz. Station Animation. Şu uç kısmı seçebiliriz. 53.99, 54 olarak tahmin etmiştim. Kabaca anayolu da kodlar 56.77 civarında. Gerçekten 56.77 civarında. B kolunda kodlar 54 civarında. Çizgiyi şu kilometrenin üstünde yani kilometre 51.000'de. Anayolu kodu 56.87. Burada 55.20'ler falan. Burada da 53.64 gibi bir şey olacak. Görelim. 56.87 civarında demiştik. Bakalım. 56.87 civarında kodlar 55.20'ler
ve 53-65'ler demiştik. 55-20'ler ve 53-65-63. Göz kararı olarak ben bunları söyledim. Plandaki etiketlere bakarak. Yani profiller doğru şekilde çakıştırılmış oldu. Bir örnek daha yapalım. Bu sefer Anayol güzergahının offset güzergahlarını oluşturalım. Daha sonra bu offset güzergahlarda arazi profilinin çizimini elde edelim ve bu profilleri de anayol profiline ekleyelim. Öncelikle offset güzergahları oluşturalım. Bunun için Ribbon menüsünde Home sekmesinde Align butonunun altında Create Offset Alignments butonuna basıyoruz. İster Space'e basıp listeden seçerek, ister ekrandan tıklayarak offset güzergahı oluşturulacak güzergahı seçiyoruz. Otomatik bir isimlendirme yapacak. Bu kutucukta sol tarafta kaç tane offset oluşturulacaksa onun sayısını girmemiz isteniyor. Burada da her bir offset arasındaki mesafeyi tanımlıyoruz. Yani ben buraya 5 yazarsam 3 metre aralıklı 5 tane sol tarafta güzergah oluşturulacak. Offset güzergah oluşturulacak demek. Aynı şey sağ taraf için de geçerli. Ben bir tane oluşturacağım. Birincisi sol tarafta 10 metre offsette olsun. Sağ tarafta da bunu farklı yapabiliriz. 15 metrede oluşsun. Burada da görünüm ayarları ile ilgili stil ayarları var. Stilini seçebiliriz. Buradan sarı renkli olsun. Etiket olmasın. Create Offset Profile kısmında da yani anayol profilinden şu kadar eğimle bu kadar mesafede bir profil kodu hesaplanıyor ve yeni bir profil tanımlanıyor. Offsetlerin her biri için. Dilersek bunu buradan iptal edebiliriz. Ben istemediğim için bunu kaldırıyorum. Ama kavşak çalışmalarında bu çok işe yarıyor. Bunu otomatik olarak yapıyor. Şimdi OK butonuna basalım. Güzergahlar oluştu. Şimdi bunlardan profil oluşturalım. Profile, Create Surface Profile. Buradan bakın isimleri otomatik şablondan hangi tarafta olduğunu ve kaç metre offsette olduğu bilgisiyle oluşturulmuş. Önce birinci sıradakini seçelim. Buradan araziyi Add butonuyla aşağıdaki listeye ekliyorum. Stil olarak da buradan arazi stilini seçip Draw in Profile View butonuna basıp açılan pencerede Create Profile View butonuna basıyorum. Offset güzergahları burada oluşturalım. Biraz aşağı kaydıralım. Aynı şeyi sağ taraf için yapalım. Ve bunu da yapıştıralım. Bu sol taraftaki offset güzergaha ait arazi profili. Bu da sağ taraftaki arazi profili. Şimdi bunları ana profile ekleyelim. Ana profilde arazi profili yok. Buna da arazi profilini ekleyelim. Eklendi. Şimdi sırasıyla offset güzergah profillerini anayol profiline çakıştıralım. Buradaki profil menüsünde Create Superimposed Profile butonunu basıyorum. Önce taşınacak olan profili seçiyorum. Ardından yapıştırılacak yani üzerine taşınacak profili seçiyorum. Hiçbir ayara dokunmadan direkt tamam butonuna basıyorum. Bunu da ekleyelim. Bunu da aynı şekilde önce taşınacak olanı seçiyoruz. Sonra yapıştırılacak olanı seçiyoruz. Tamam butonuna basıyoruz. Ve 3 tane profil oldu. Hangisi hangisi bunu ayırt etmek için 2 yol var. Şöyle mouse üstünde beklettiğimde yazıyor. Bu sol tarafa ait. Şuna geldiğinde sağ tarafa ait. Left ve right kelimelerinden ayırt edebiliriz bunları. Veya bunu seçip buradan şuradaki profiles kısmında bunları görüntüleyebiliriz. Buradan bir tanesinin stilini değiştirelim. Sarı renkli olsun. Tamam butonuna basalım. Sol tarafa ait olanın rengi sarı oldu. Sağ tarafa ait olanın stilini de daha kolay bir şekilde değiştirelim. Buradan mavi olarak seçelim. Böylelikle farklı iki profilin hatta daha fazla profilin üst üste nasıl çakıştırıldığını görmüş olduk. Bu aynı zamanda bir izleyicinin sorusuydu. Onu da buradan cevaplamış olduk. Profillerin üst üste çakıştırılması hem harita mühendisleri hem de inşaat mühendisleri için çok önemli. Çok ihtiyaç duyulan bir data. Ve bu önemli datanın da oluşturulması Civil 3D'de oldukça kolay. Ben de sık sık bunu kullanıyorum. Sizin de işinize çok yarayacağından eminim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Fırsat buldukça cevaplamaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.